Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar haberin çeşitlerini işledik az önce. İkinci kitapta 16. ünitedeki alıştırmalara devam edeceğiz. Sayfa 142. Bir de hızlı bir toparlama adına lütfen, biliyorum sürekli tekrar etmiş oluyoruz ama et tekrar ahsen diyerek bir toparlama yapacak olursak. Haberin çeşitleri arkadaşlar müfret, cümle ve şibih cümleden oluşuyor. Müfret geldiğinde haberimiz, hatırlarsanız biz her zaman ne dedik? Daima merfudur ve nekra gelir demiştik. Yine isim cümlesi ve fiil cümlesi şeklinde gelebilir. Cümle şeklinde geldiklerinde arkadaşlar zahirde veya müstetir demiştik. Yani gizli olarak da bir şekilde müptedaya bağlayan bir zamir var. Yani ben örnek cümlemde gördüğümde el beytu babuhu kebirun demiştim. Babuhu. Ama mesela el ilmu yenfe'u dediğimde bakın yenfe'u. Yani fiili muzarinde de burada bir uyum var idi. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz lazım. Şibih cümlede de car ve mecrur şeklinde veyahut da bir zarf geldiğinde biz şibih cümle demiştik. Ve mahallen irab alırlar cümle ya da şibih cümle gerekirse mahallen merfu diyeceğiz. Olay sadece bundan ibaret. Şimdi bakalım ettedribul evvel sayfa 142 arkadaşlar. Da'sah ev hata min haysu sihhetu nev'il haber. Şimdi parantez arasında bize bir haber çeşidi yazmışlar ama cümleyle olan uyumu doğru mu değil mi ona bir bakalım. El-mil'aqatu ala yemini tabak. Diyor ki kaşık tabağın sağındadır. Bakalım şimdi önce biz kendimiz tahlil edip bulalım malumunuz. El-mil'aqatu burada mübteda olarak gelmiş. Ala yemini tabak bakın. Harfi cer şeklinde gelmiş. Dolayısıyla burada biz ne alıyoruz? Yani ne almamız gerekiyor? Şibih cümle şeklinde gelmiş. Yani car ve mecrur şeklinde. Burada ne demiş? El haberu cümletün ismiyetin. Hayır. İsim cümlesi şeklinde gelmemiş görüldüğü üzere. Dolayısıyla burada bir hata söz konusu. Et-ta'amu cahizun yemek hazırdır. Bakın. Et-ta'amu mübteda cahizun haber. Ve burada müfret haber, nekra şeklinde de gelmiş. Hatırlatalım. El haberu ismun müfredun. Evet, gayet de tek bir kelime müfret şekliyle gelmiş. Doğrudur. Şimdi bu cümlenin üzerinde durmak istiyorum. İşte tam da bu noktada arkadaşlar. Biz bunun ikilini çoğunluğu yaparsak da haber müfrettir. Kafanız o yüzden karışmasın. Israr ediyorum. Bakın mesela, hocam ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Yapalım mı bunun ikilini? Hani isimdeki irab tablolarını da hatırlayın. Bu burada müptida ve haber bakınız ikisi de merfudur ve müzekkenlik bakımından, adet bakımından uyumludur. Hatırladınız bu eski cümle konusu zaten kaydı. Şimdi ikini yapalım. Et-ta'amu yerine et-ta'amani merfu ref alameti elif olacak. Et-ta'amani cahizani yine merfu olacak, ref alameti elif olacak. Gayet de haberin çeşidi ama müfret olacak arkadaşlar. İki yemek hazırdır anlamında. Peki çoğul yaparsak nasıl olacak? Et-ta'amu kelimesinin akılsız çoğulu vardı hatırlayın muhadiseden. El-et'imetu yemekler akılsız çoğulu olduğu için haber müfret müennes gelecek. Bakın bunun altını çiziyorum. Sınavda sonra sıkıntı oluyor. El-et'imetu cahizetun diyeceğim artık. Cahizun şeklinde müzekker alamam. Müfret müennes olacak. Dolayısıyla bunları da ihmal etmeyin. İki çoğul yapmayı denemeyi devam ediniz. Bakalım. Üçüncü cümleme Selma, lütfen bunu yanlış okumayın. Bunu hala farklı okuyan var. Selma tenkulu da'ame ile davile. Tenkulu yani taşıyor. Neyi? Yemeği masaya götürüyor ya da taşıyor anlamında. Bakın tenkulu da'ame ile davileti cümlesi burada bir fiil cümlesidir. Dolayısıyla bu komple haberimiz fiil cümlesi şeklinde gelmiş. Selma hakkında bize haber veriyor ya ama o haber fiil cümlesi şeklinde gelmiş. Yemeği masaya götürüyor, taşıyor. El haberu cümletun fi'liyetun gayet de doğrudur, sahih. Edduyufu hadirune. Edduyuf arkadaşlar burada müpteda, misafirler hazırdırlar. Bakınız haber müfret olarak gelmiş. El haberu carun ve mecrurun diye bir şey olur mu? Hayır. Bu hatadır arkadaşlar.
Haber müfret olarak gelmiş. İyi de hocam bunun neresi müfret, hadirune çoğul diyen varsa, yukarıdaki söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Arkadaşlar, müfretten kastım burada isim cümlesi, fiil cümlesi ve şibih cümle olarak gelmemiş. Dolayısıyla bu kelime müfret, yani tek başına kalmış bir kelimedir. Diğer müfretten, yani karıştırmayın onu. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi buna bir bakalım. Bakınız, eddüyufu gayet akıllı çoğul arkadaşlar. Kırık çoğul olsa da. Eddayfu, eddüyufu şeklinde çoğul gelmiş. Dolayısıyla eddüyufu geldiği için de hatırlayın. Ne olacaktı isimdeki irab tabloma göre çoğulu? Hadirune geldi. Bakın burada benim bir vavım var. Ref alameti burada vav. Dolayısıyla tekil alsaydım bunu eddayfu hadirun. İkili alsaydım eddayfani hadirani. Çoğul geldiği için eddüyufu hadirune. Bu cümlelerde gayet çok güzel cümlelermiş. Gıta'u davileti. Arkadaşlar dikkat. Burada mübteda isim tamlaması formatında gelmiş. Gıta'u burada mübtedadır. Bakın hocam niye eliflem almadı? Çünkü mudaf. Babu safiye benziyor değil mi? Bakın eliflem var. Ardından bir kesra geldi. Nerede böyle bir kalıp görürseniz, biz mecrur olan kelimelerde ne görmüştük? Ya harfi cerden sonra bir kelime mecrur olur ya da bir muzaftan sonra bir tamlama söz konusu olursa, babu safiye benzettiyseniz bu bir tamlamadır. Gıta'u tavileti, masanın örtüsü. Bakın gıta'u burada mübtedadır. Merfudur ve falameti dammedir ama aynı zamanda muzaftır. Et davreti mudafun ilehtir. Muzafun ileh daima mecrurdur ve burada cer alameti kesradır. Dolayısıyla sakın ola et davretiden itibaren almayın haberi. O yüzden söyleyeyim. Dolayısıyla buraya bir slash çekeyim. Şimdi masanın örtüsü neredeymiş? Haber veriyor şimdi. Fevgat davreti masanın üstündedir. Dolayısıyla burada zarf olarak gelmiş, yani fevkat davileti benim şibih cümle olarak gelmiş haber. Ama el haberu zarfun, evet, gayet de doğru kabul edebiliriz. Yani şibih cümle deseymiş daha iyi olurmuş tabi ama hani biz onu zarf ve car ve mecrur gerekli şibih cümle demiştik de doğru kabul edelim. Dolayısıyla burada şuna dikkat çekmek isterim. Mübtedamız da gayet tamlamalı bir şekilde gelebiliyormuş demek ki. Dolayısıyla cümleyi iyi analiz etmeyi ihmal etmeyin. التدريب الثاني اختر نوع الخبر الصحيح. Yani sahih olan haberin çeşidini seçelim bakalım hangisi gelmiş. العفو af yani عند المقدار دي miktarıncadır ya da ne diyelim hani şey anlamda hani mümkün olduğunda affedilir, mümkün olduğunca affedilir anlamında af miktarınca olur, miktarıncadır anlamı. العفو burada mübtedaydı. Indel miqdarati şeklinde geldiğine göre zarf şeklinde gelmiş arkadaşlar, öyle değil mi? Gördüğünüz zarfı müfret değil, car ve mecrur değil. El aceletu mineşşeytan, acele şeytandandır dediğimde min geldiğine göre direkt neye yapıştırıyoruz? Car ve mecrur gelmiş. El alemu vasi'un, bakın vasi'un dediğimde haber, nekra ve merfu gayet de. Biz burada ne diyeceğiz? Fiil cümlesi değil, isim cümlesi değil. Ya gayet de müfret bir isim olarak gelmiş. El insanu salihu yuhibbul hayra. Güzel bir cümle oldu. Dikkat buyurun arkadaşlar. Burada sanki bazılarınız yanılabilir gibi geliyor işte. Neden? Çünkü mübteda sanki ilk bu kelimeymiş gibi algılayan oluyor. Sonra buradan itibaren sanki isim cümlesiymiş gibi. Hayır. El-insanu salihu, salih insan, burada insan mübtedadır. El-insanu kelimesi mübtedadır. Es-salihu ise el-insanu kelimesinin sıfatıdır. Sıfat mevsufuna her bakımdan da uyardı. Eski konuyu hatırlayalım. Mevsuf burada mübtedamız ya, eliflem aldığı için eliflem aldı. Merfu ref alameti damme olduğu için, tekil olduğu için tekildir, damme aldı. Yine aynı şekilde el insanu salihu sıfat tamlamasıdır. Salih insan, şimdi geliyor haber, haberi veriyor. Yuhibbul hayra, hayrı sever, hayrı seviyor. Dolayısıyla yuhibbu demiş, burada insana gidiyor.
Diyelim ki müennes bir kelime olsaydı o tuhibbu olacaktı bakın. Oradaki zamirime de fail olanıma da dikkat ediniz demek istiyor. Burada yuhibbul hayra cümlesi bir fiil cümlesidir. Dolayısıyla haberimiz ne olarak gelmiştir? Fiil cümlesi şeklinde gelmiştir ama güzel cümleymiş. Ömer bin Ebi Seleme'te, bu bir özel isim değil mi? Ömer bin Ebi Seleme ne haber veriyor şimdi? Aşe yaşadı me'an nebiyyi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile beraber yaşadı dediği için burada Aşe fiil olduğuna göre fiil cümlesi olarak gelmiş benim haberim. Yani analizleri böyle tek tek yaptığınızda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama uyumlara da dikkat ediniz. Şimdi üçüncü alıştırmamıza bir bakalım. Boşluk doldurmaca gibi güzel bir alıştırmaya benziyor. التدريب الثالث دع مبتدأً مناسباً. Bu sefer haberimi vermiş uygun bir mübteda istiyor. Dolayısıyla neye bakacağız arkadaşlar? Haberimde bana ne tür bitiyor veriyor? Yani anlam bakımından istediğinizi tabii ki koyabilirsiniz, burada yazabilirsiniz. Önemli değil ama uyum benim için önemli. Dolayısıyla bakalım. يَتَدَلَّ مِنَ الشَّجَرَةِ Ağaçtan sarkıyor. Bakın haber isim cümlesi olarak. Özür diliyorum. Fiil cümlesi olarak geldi. Burada bir fiil var. Dolayısıyla mesela ama şu yetedella dediğine göre ağaçtan sarkan kelimem burada ne olacak? Müzekker bir kelime olmak zorunda ve müfret olmak zorunda. Mübteda ile el takısı takacağız. Marife yapmak zorundayız. Dolayısıyla ettufahu yetedella demem gerekiyor. Yani müzekker bir kelime olması gerekiyor. Elma ağaçtan sarkıyor. اَتْتُفَّاحُ يَتَدَلَّى مِنَ الشَّجَرَةِ يَخْرُجُونَ İkinci cümleme gelin. يَخْرُجُونَ فِي رِحْلَةٍ يَوْمَنْ عُدَّةِ Tatil gününde geziye çıkıyorlar. Bakın haber fiil cümlesi olarak gelmiş. Ama يَخْرُجُونَ dediğine göre işte burada yine bir uyum olacak diyorduk biz. Mübtedaya giden bu uyum önemli. Kim çıkıyor? Çoğul çıkıyorlar, o erkekler dediğine göre. İstediğinizi söyleyin ama çoğul ve müzekker olmak zorunda. Et-tullâbu, el-muslimûne, et-tâlibûne, es-suyyâhu gibi. Et-tüccâru, yani tabii et-tullâbu en uygun anlam bakımından. Hani ne demek istediğimi anladınız siz. Müzekker bir çoğul arıyorum burada. Yahrucûne gördüğünüzde tutup da et-tâlibu diye müfret bir kelime almayınız. Üçe gelelim. Kulubuhunne rakikatun. Oo, harika bir cümle. Bunu lütfen şöyle ne yapıyorsunuz? Yıldızlayın. Benim yıldızlı cümlelerim meşhurdur malum. Sınav için güzel cümleler oluyor. Kulubuhunne rakikatun. Yani onların kalpleri yumuşaktır, incedir. Önce bir şu cümleyi bir tahlil edelim istiyorum. Arkadaşlar, isim cümlesi geldi bakın. Kulub burada kalp kelimesi, kalbun, kulubun kelimesi çoğuldur. Akılsız çoğul, kalpler. Hunne, hatırlayın ismi bitişen zamir. Onların ama o kadınların yani kalpleri yumuşaktır. Burada isim cümlesindeyiz. Kulubu muzaf olduğu için eliflem almadı. Çünkü bir zamir var ardından. Mübtedadır ama merfudur. Ref alameti dammedir. Mübteda olduğuna göre haber burada uyumlu olmak zorundaydı. Merfu evet ama kulubu akırsız çoğul olduğu için burada haber müfret müennes geldi. Çok önemlidir bu. Kulubu'ya gidiyor buradaki rakikatun müfret bir haber. Hunne ise kulubu hunne onların kalpleri diyor. Kimin kalpleri yahu? İşte buradaki hunne zamiri benim burada yazacağım mübtedaya gidiyor. Dolayısıyla ben buraya yani cem'i müennes salim almam lazım. Daha doğrusu çoğul müennes almam lazım. Hani salim olmasa da ne diyebiliriz? El-ummehâtu mesela. Yani annelerin değil mi? Kalpleri yumuşaktır. Mesela el-muslimâtu şeklinde alabiliriz. Velhasıl müennes ve çoğul olacak. Bu önemli ve çok güzel bir cümledir. Ama dediğim gibi gulûb burada akılsız çoğul olduğu için rakikatun geldi. Yani burayı da tekil alsaydık gayet haberimiz rakikun gelebilirdi.
Bu cümleyi tek başına tekrar tekrar tahlil etmenizi rica ediyorum. 4. Halfe mescidil hayyi, yani mahalle camisinin diyelim arkasındadır. El beytu diyelim. Şibih cümlede bir sıkıntı yok. İstediğinizi buraya alabilirsiniz. Ev caminin arkasındadır gibi. El beytu gayet doğrudur. Fevaiduhu kesiratun. Bu da çok güzel bir cümle. Evet. Onun faydaları çoktur. Önce bir şurayı analiz edelim. Fevaidu neyin çoğulu? Faidetun fevaid. Dolayısıyla akılsız çoğul olduğu için faydaları çoktur. Haber, müfret, müennes geldi. Ama aynı zamanda buradaki cümle olarak haberin isim cümlesi olarak geldi. Neyin faydaları çoktur? Onun hu zamiri geldiğine göre buraya benim müzekker bir kelime almam lazım. Müennes alamam zira hu demiş. El kitabu fevaiduhu ketiratun. Yani kitabın faydaları çoktur. Diyelim ki el kitabu yerine buradaki müptedama el kutubu diye yine kitaplar dedim akılsız çoğul aldım. O zaman buradaki hu zamirin yine müennes gelirdi. Fevaiduha şeklinde. Dolayısıyla sizden ricam şu 3 ile 5. cümleyi bilhassa işaretleyin ve tek başına tekrar tahlil ediniz. Modirun nesihati, yani sağlık için zararlıdır. Modirun dediğine göre, müzekker ve müfret geldiğine göre buraya benim yine müfret ve müzekker bir kelime almam lazım. Ne diyelim? Sigara diyelim. Ettedhinu modirun nesihati şeklinde alabiliriz. Gayet güzel bir alıştırmaymış. Lütfen bunu tek başınıza da tekrar ediniz. Kaldığımız yerden diğer videoda devam edelim inşallah.